Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte DSLR kamerayla yayın yapmak isteyen arkadaşlarımın kamera almadan önce neler yapması gerektiğini ve neleri araştırması gerektiğinden bahsedeceğim. Bu video önceki videolarım gibi biraz daha böyle kurgulanmış, prodüksiyon yapılmış bir video olmayacak. Yataktan yeni kalktım ve video çekmek istedim. Sizinle biraz daha böyle sohbet eder gibi bir video çekmeye karar verdim. O yüzden kusuruma bakmayın, saç baş dağınık. Öyle bir tişört var üstümde. Açtım kamerayı, geçtim bilgisayarın önüne, anlatıyorum işte. Uzun süredir DSLR kamerayla yayın yapma hevesim çok fazla vardı. Hem yayınlarımın kalitesini arttırmak için hem de YouTube'da kullanabileceğim bir kamera almak istiyordum. Ama bununla alakalı çok kötü tecrübeler yaşadım. Ve benim gibi istekli olan arkadaşların da bu yanlışlara düşmemesi için böyle bir video hazırlamak istedim. Bundan yaklaşık bir sene önce bir donate bar açtım yayınımda. Dedim ki DSLR kamera alacağım, Camlink alacağım ve yayınlarımı DSLR kamerayla yapacağım diye bir donate bar açtım ve aşağı yukarı 3.000-3.500 liralık bir donate bar açtım. DSLR kamerayı ikinci el alırım, Elgato Camlink'i de kredi kartıyla taksitle alırım gibi bir düşünceye girdim ve bu şekilde 3.000-3.500 liralık bir donate bar açtım. Bir gün sabahın 10.30'unda bir sabah yayınında, sağ olsun buradan kulakları çınlasın, eğer izliyorsan da seviliyorsun abi, Evren abimiz bana 2.500 lira bir donate attı. Ben de hemen haldır haldır hiç araştırmadan baktım ikinci el fiyatlarına, en uygun kamera Canon D600. Tamam baba dedim, yapıştır hemen bir tane, DSLR'dır. Gittim abi, işte buluştuk, aldım makineyi, geldim eve koştur koştur. O sırada hemen bir web sitesinden, adını vermeyeceğim, bir web sitesinden hemen Elgato Camlink siparişi verdim. HDMI kabloların siparişini verdim. İşte bir de sürekli güç alması için dummy batarya olması gerekiyor. Normal batarya bildiğiniz üzere ne kadar yetecek. Bunu beslemek için bir dummy batarya alıp kamerayı sürekli prizden güç alarak çalışmasını sağlamak için bir dummy batarya aldım. Dummy bataryalar da bir pahalı, anlatamam size. Şu kadarcık bir şey, ucunda kablosu var, 500 lira 400 lira bandlarında. Neyse, borca girdim, harca girdim, şey yaptım, kredi kartından çektim falan, hepsini aldım. Her şey elimde. Mükemmel. Şahane. O kadar güzel ki, o kadar mutluyum ki anlatamam sizlere. Ondan sonra neyse Camlink geldi. Taktım Elgato Camlink'i. Kamerayı bağladım. Bir verdim ekranı abi. Bu kameraların arka ekranında bulunan böyle işte diyaframı gösteren, ISO ayarını gösteren falan yazılar var ya, onların hepsi OBS'te. Onları da alıyor. Kapatamıyorum hiçbir şekilde. Onları almaya devam ediyor. Ama onları almamamız lazım. İnsanlar onları ne yapsın? Bilgi ekranlarını. Neyse abi, yok Magic Lantern diye bir yazılım atılıyormuş falan filan. Çok da o işlere girmek istemedim. Korktum. Hani kameraya zarar veririm falan diye. Neyse bir şekilde EOS Utility ile falan çözdük. Onda da abi bir saat dolduğu zaman kamera kapanıyor. Isınıyor ve kapanıyor. Yapamadık abi. Olmadı. Meğer arkadaşlar, bunu unutmayın. Eğer yayın yapmak için bir DSLR kamera alacaksanız eğer, bir clean HDMI çıkışı olacak. Yani HDMI çıkışına o bilgi ekranını yansıtmayacak. İkincisi de unlimited runtime olması gerekiyor abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bu hataya düştüm ve yaklaşık 4.000-4.500 lira neredeyse zarar ettim. İşime yaramayacak bir cihaza sahip oldum 4.500 lira bir para harcayarak. Ondan sonra neyse, o arada durum sıkıştı. İşte kredi kartının ödemesi geldi, o oldu bu oldu. Elgato Camlink'i sattım. Sağ olsun buradan da çoğunuzun bildiği Afgan Rasulov, kendisiyle tanışmış olduk Elgato Camlink sayesinde. Ondan sonra neyse, kamerayla da dedim ki bari hazır kameram varken YouTube'a biraz ağırlık vereyim. YouTube videolarını bu DSLR kameramla çekerim dedim ve Canon D600'ü YouTube videolarım için kullanmaya başladım. Ama her zaman içimde bir ukde kaldı. Aga be dedim, bir DSLR kamerayla doya doya bir yayın yapamadık dedim ya. Neyse, geçtiğimiz günlerde para flash fotoğrafçılık, kendilerini çok yüksek yüksek fazla fazla teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar, bir tane Sony A6000, şu an kendimi çektiğim kamera. Benim kendi eski kameramı götürdüm. Üzerine bir miktar para ekleyerek Sony A6000 aldım. Tabii Sony A6000 aldık. Bu sefer benim Camlink'im yok. Camlink'ler olmuş 1900 lira, 1800 lira. Sağ olsun orada abimizin elinde mevcut bir tane capture kart varmış. Biraz ucuz olanlardan, 100-150 lira bantlarında bir capture kart. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Umarım gözüküyordur. Sony A6000'in de en kötü özelliği abi, ekranı öne dönmediği için kendimi göremiyorum. Öyle bir sıkıntım var. Henüz alışamadım. Şöyle bir capture kart, 150 lira bandında aldım. Ama bunu biliyordum. Hani istediğim performansı alamayacaktım. Ama
Elgato Cam Link alana kadar, onun için bir bütçe ayırana kadar hiç değilseydim bunu kullanırım. Öylelikle bunu aldım. Sony'ye 6000'e aldık. Bir tane ona dummy bateri aldık ve geldik kurulumumuzu yaptık. Şimdi biraz zaten sizlere bunun kurulumunu göstereceğim hem. Mecburen telefon kamerasına geçeceğim. Orada bana şey yapmayın yani, bir karışık bir video olacak bu böyle, kusura bakmayın. Ya bu şekilde atlattık. Bu söylediklerime dikkat edin. Siz de böyle bir şey yapacağınız zaman kesinlikle ve kesinlikle bu hataya düşmeyin arkadaşlar. Yani gerçekten çok önemli bir durum bu. Şimdi telefon kamerama geçeceğim. Ve oradan size bunu nasıl bağlıyoruz, OBS nasıl görüyor vesaire bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar, aldığım kameramız bu. Sony A6000. Gayet piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı 1080p 60 fps çekim yapabilen aynasız kamera. Öncelikli olarak başıma gelen en korkunç şey şuydu. Benim evimde bir HDMI kablo vardı ve o yüzden ben bir HDMI kablo alma ihtiyacı duymadım. Benim evimdeki HDMI kablo mikro HDMI'ydı. Pardon, mini HDMI'ydı. Ben de bu kameranın hiç HDMI çıkışına bakmadım. Eve geldim, kuracağım tam böyle bir baktım. Bunun HDMI'yi mini HDMI çıktı. Akşam tabii 6 civarı falan da o saatte açık bir yer bulamayacağım vesaire derken bizim evin altında bir telefoncu Enes'imiz var. Canımız bir tanemiz. Selamlar buradan. Bugün amma çok kişiye selam söyledik ya. Neyse, onda şöyle bir aparat bulduk. Normal HDMI'dan mini HDMI'ye dönüştürücü bir aparat bulduk. Dedim bunu bir deneyeyim. Abi taktık. Yok olmuyor. Kafayı yiyeceğim. Meğerse Sony A6000'de veya herhangi bir DSLR kamerada, çok emin değilim ama bu bilgiden, abi dönüştürücüyle olmuyor. Direkt buradaki çıkış kablosu neyse, atıyorum mini HDMI ise HDMI to mini HDMI kablo almak gerekiyormuş. Herhangi bir dönüştürücüyle olmuyor. O yüzden bunu çöpe attık. Neyse, sonrasında kablomuzu bulduk. Kablo arkada biraz takılı. Biraz uzun bir kablo olduğu için kıvırdım vesaire. Neyse, kablomuz geldi. Ondan sonra bunu bağlamak için arkadaşlar yapmanız gereken hiçbir şey yok. O kadar basit ki. Ama öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Eğer siz de Sony A6000 kullanıyorsanız eğer, şöyle ben size göstereyim, yanınıza geleyim. Şu ekrandan ne kadar gözükecek hiçbir bilgim yok ama buradan menüye giriyorsunuz ve öncelikle en sondaki sekmede 3. bölümünde HDMI bilgi ekranı var. Bunu kapatmanız gerekiyor. Bunu kapalı konuma getirdiğinizde ekrandaki bilgi ekranlarını, bilgi yazılarını göstermiyor. Sonrasında yapmanız gereken ikinci şey de HDMI çözünürlüğünü tıklıyorsunuz. 1080p yapıyorsunuz. Bakın, iyi değil. 1080i değil. 1080p yapıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken şey de çekim tekerleğinden video kısmına geliyorsunuz. Ondan sonra da burada gördüğünüz gibi program oto, diyafram önceliği, deklanşör önceliği. Bizim buradan manuel pozlamayı seçmemiz gerekiyor. Manuel pozlamayı seçtikten sonra yapmamız gereken başka hiçbir şey yok. Öncelikle şunu yapıyoruz. Hemen ben buradan HDMI kablomu arıyorum. HDMI kablosu. Öncelikle HDMI kablomuzu capture card'ımıza takıyoruz. Taktıktan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Yani montajda fark ettim ki buradan sonrasını telefonum kaydetmemiş. Böyle aksilikler zaten genelde beni bulduğu için bu konuda çok alışkınım. Hiç problem yok. Nema problema. Şimdi arkadaşlar, capture card'ınıza HDMI kablosunu taktınız ya. Onu taktıktan sonra o HDMI kablosunu bilgisayarınızda herhangi bir USB'ye giriş sağlıyorsunuz. Ondan sonrasına yine şimdi telefonla çekmeye devam edeceğim ama bu sefer telefona bakarak çekeceğim. Çekmiş mi çekmemiş mi diye. Ah ah, yaktın beni telefon, yaktın. Bu arada abone olmayı da unutmayın ha. Bak, abone olmuyorsunuz, tamam mı? Videoyu beğenmiyorsunuz, aşağıya da yorum yapmıyorsunuz. Bizim videolar o yüzden üst sıralara çıkmıyor arkadaşım. Bir zahmet abone oluverin. Bir zahmet. Şöyle size USB'ye nasıl takıldığını da göstereyim de sonra vay abi göstermemişsin etmemişsin demeyin. Yani bunu alıyorsunuz bilgisayardaki USB girişine. Takamıyorum çünkü göremiyorum. Heh, böyle takıyorsunuz abi. Bu kadar. Sonra kaynaklar kısmına abi sağ tıklayıp ekle diyorsunuz. Buradan video yakalama aygıtı diyorsunuz. Ki ben de burada ekli olduğu için tekrar yeni eklemeyeceğim. Burada video yakalama aygıtında zaten direkt olarak burada aygıt USB video olarak gözüküyor. USB videoyu seçiyorsunuz. Sonra işte çözünürlüğü özel yapıp 1920'ye 1080 en yüksek FPS fıt fıt fıt, bu ayarlar böyle. Ondan sonra zaten direkt olarak görüyor. Ben şimdi deaktif etmiştim. İnaktif yaptığımda gördüğünüz gibi kameram
geldi abi. Bassız bedevi Onur montajdayken buraların çekilmediğini fark eden Onur. Evet arkadaşlar, bu şekilde DSLR kamerayla rahatlıkla yayınlarınızı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi kameranızı almadan önce mutlaka söylediklerime dikkat edin. Sonrasında benim gibi moral bozukluğu ve maddi zarara uğramayın. Eğer bu tarzda biraz daha sohbet gibi videolar gelmesini isterseniz eğer, çok merak ettiğiniz soruları özellikle OBS ve yayınlarla alakalı değil de hani daha kişisel, daha tecrübeye dayalı sorular yorumlarda sorarsanız ben bunları bir toparlayacağım ve sizlere bununla alakalı güzel bir video çekeceğim. Eğer böyle bir içerik çekmemi isterseniz de dediğim gibi yorumlar kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.